Merhaba sevgili dostlar. Merhaba sevgili herkes. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ege'nin başladığı o muhteşem körfezdeyiz. Saros Körfezi'ndeyiz. Uzun kum plajına geldik. Arkamızda gördüğünüz gibi gerçekten upuzun bir kum dolu plaj. Cennet gibi bir yer gerçekten. Turkuaz bir deniz, onun arkasında yemyeşil bir orman. Gerçekten burasını çok sevdik. Çok kalabalık değil. Artık kampçılar da birbirlerinden kaçıyorlar. Çünkü her gittikleri yer çok kalabalık. Burası gerçekten çok sakin. Ben artık sabırsızlanıyorum bir an önce denize girmek için. Edirne'nin Mecidiye köyüne bağlı Uzunkum plajındayız. İstanbul'dan karavanla buraya 3-3,5 saatte gelebilirsiniz. İstanbul'a yakın olan en güzel kamp alanlarından bir tanesi bence. Kesinlikle denize girmek istiyorsanız şiddetle tavsiye ederiz. Çünkü İstanbul'a hem yakın hem gerçekten çok temiz. Evet sevgili dostlar, biz Trakya kampımıza devam ediyoruz. Trakya'yı sizlere tanıtmaya çalışıyoruz, kamp alanlarını özellikle. Artık Saros Körfezi kampımıza başlayalım mı? Başlayalım. Çekmeyin sen. Şöyle koyalım. Bak şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Gel. Tamamdır. Böyle git. Thank you.
Yağsız olarak mı yemek yiyordun bu zamana kadar? Evet. Taştan memnun kaldınız mı? İlk defa yaptığınız. Çok memnun kaldım. Özellikle çok pratik olması beni çok etkiledi. Evet, bence de çok pratikti. Bizim gibi kamp alanındaysanız. Hem çocuklarınız patates köfte istiyor, hamburger. Evet efendim, günaydınlar. Günaydın. İkinci günümüz. Gerçekten Saros Körfezi başka bir güzel. Her yerin güzelliği olduğu gibi Saros'un da ayrı bir güzelliği var. Deniziyle, kumsalıyla. Evet, Uzunkum gerçekten çok sevdik. Denizi mükemmel. Asla böyle Çanakkale tarafında değilsiniz yani. Su sıcaklığı gerçekten çok güzel. Yani Akdeniz gibi bir deniz. Kesinlikle, asla Ege değil yani. Kum olması ufak çocukları olanlar için ya da taşlar rahatsız olanlar için tercih edilebilir. Hemen sağ tarafımızda 1-1,5 kilometre ileride İtalyan koyu var. İtalyan koyunun yolları kötü olduğu için biz karavanla oraya gidemeyeceğiz maalesef. Sol tarafımızda da Göztepe Tabiat Parkı var. Evet. Görüntü itibariyle bir sonraki rotamız orası gibi gözüküyor. Aynen öyle. Ama burayı bırakabilirsek tabii ki. Evet. Gerçekten çok güzel bir yermiş. Sakin olması bizim ilgimizi çekti. Çok fazla gürültü yok, kalabalık yok. Karavan park alanı az sayıda, yani 6-7 tane karavan alıyor burası. Çadır alanları da şu arkamızda gördüğünüz gibi çok küçük bir alan ayrılmış çadırlar için. O yüzden çok kalabalık yok. Buraya konaklamaya geldiğiniz zaman içiniz rahat edebilir. Duşunuz var, tuvaletiniz var, elektriğiniz var, suyunuz var. Bunların hepsi burada mevcut. Sakinliğinin yanı sıra gerçekten temizliği de gayet güzel burasının. Listenize yazabilirsiniz burayı. O zaman yürüyüşümüze devam edelim.
Bugün iki tane misafirimiz var. Evet. Mane yemiyorlar. Yiyorlar. Yiyecek mi? Evet, onlara ikramımız bahçeden topladığımız naneler. Ama kendileri gerçekten çok tatlılar. Evet, çok alışkınlar insana. Evet evet, hiç de kaçmıyorlar. Ay, sanki ne yedin, gagasını temizliyor. O benim parmağım canım. Bak, naneye ferahlarsın bu sıcakta. Evet, kendilerini bizi ziyaret ettikleri için teşekkür ediyoruz. Ve onları bu güzel, lezzetli nanelerle baş başa bırakıyoruz. Hobim vardı, bir şey de öğrenmem lazım. Sevmiyorum. Evet sevgili dostlar, bir kampımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Harika bir iki gün geçirdik Uzunkum plajında. Kumuyla, berraklığıyla inanılmaz bir denize girdik. Hatta şu anda hiç bırakasımız gelmiyor. Bugün daha da güzel oldu deniz. Evet, sanki hep öyle olur ya, böyle giderken hep daha hava güzelleşir, deniz güzelleşir. Evet, maalesef. Bugün de deniz bize onu yapıyor, gitmeyelim diye. Aynen öyle. Evet efendim, Uzunkum Beach ayrılıyoruz. Uzunkum Beach hakkında şunları söyleyebiliriz. Tuvaletleri ve duşları gerçekten çok kullanışlı, güzel. Ortak kullanım alanları var, mutfağı var. Bulaşıklarınızı yıkamak isteyen çadırcı arkadaşlarımız için genelde onlar çok soruyorlar böyle şeyleri. Gayet güzel, temiz, düzenli bir yer gerçekten. Az sayıda karavan olması ve az sayıda çadır olması burasının biraz sakin olmasını sağlıyor ve sakin olunca da gerçekten çok daha kafa dinleyebileceğiniz bir yer bence. Fiyatlar biraz yüksek olabilir ama bence buna değer. Asıl olarak burası Uzunkum Beach olarak geçiyor. Yani burada günübirlik plaja geliyor insanlar. Zaten arkamızda gördüğünüz gibi burada localar mevcut. Uzunkum Beach'in içerisinde restoran, kafe ve bar var.
Aynı zamanda haftanın belirli günlerinde canlı müzik var. Onun haricinde de sürekli bir müzik var zaten. Eğlenmek isteyenler için gerçekten tam bir beach burası. Evet, beach de olmazsa olmaz bangır bangır müzik. Ama kesinlikle. Tabii belli aralıklarla yapıyorlar. Evet. Sizi çok fazla rahatsız etmiyor. Çünkü karavan alanı biraz uzakta. Evet, biz çok uzakta olduğumuz için çok bize hafif bir ses geliyor. O da rahatsız edici değil. Aynen. Karavan alanlarında elektrik bağlantısı ve su bağlantısı mevcut. Gerçekten çok düzenli yapmışlar. Karavanınızı hemen elektriğinizi çekip su deponuzu da doldurabiliyorsunuz. Şimdi Uzunkum'a geldiğiniz zaman burada sıkılabilirsiniz. Çünkü yapacak çok bir şey yok eğer uzun konaklayacaksanız. Biz buradan akşam değişiklik olsun diye Erikli Merkez'e gittik. Siz de eğer sıkılırsanız Erikli Merkez'e gidebilirsiniz. Hem hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var, hem yemek yiyebileceğiniz. Gerçekten kalabalıktı biz akşam gittiğimizde ayrıca. Evet. Güzel, hareketli bir yer. Biraz değişiklik istiyorsanız, biraz hareketlik istiyorsanız, sıkıldıysanız tercih edebilirsiniz Erikli Merkez'i. Evet, Erikli Merkez buradan 20 dakika uzaklıkta. Aynı zamanda Erikli'de de kamp alanları var. Fakat çok kalabalık. Ama tabii çok kalabalığa gelemem diyorsanız bence Uzunkum'u tercih edebilirsiniz. Biz gerçekten burada çok güzel vakit geçirdik. Ayrılmak da istemiyoruz. Ama buradan nereye gideceğiz? Gökçetepe Tabiat Parkı'na gidiyoruz. Evet, orası da biraz yoğunmuş ama bakalım, merak ediyoruz. Orasını da bir görelim. Burada aynı zamanda dalış merkezi de var. Arkadaşlarımız dalmaya gidiyor orada değil mi? Evet. Belki biz de dalarız. Evet, bu arada tabii ki doğayla iç içe olduğumuz zaman ne yaptık? Orkitex çekimlerini yaptık. Yeni sezon tişörtlerimizin fotoğraf çekimini yaptık hep birlikte. Bu arada Orkatex sayfamızda takip etmeyi unutmayın. Orkatex ya da Orka Store Instagram adresimizden bizi takip edin. Bu güzel kamp karavan tişörtlerimize oradan ulaşabilirsiniz. Hem kamp karavan temalı doğa severler için hem de %100 pamuktur. Yazın kesinlikle gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Evet efendim, videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, zil butonuna da tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Efendim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda Gökçetepe'deyiz. Gökçetepe Tabiat Parkı'nda merak ediyorsanız mutlaka bir sonraki videomuzda izleyin deriz. Gökçetepe'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.